Peki diye bir sorumuz da şu. Geçen haftalarda Pendik'te iki kardeş içinde hamile bir bayanın olduğu arabayı yumrukladılar. Bilmiyorum gördünüz mü o görüntüleri? Çok iyi. Bugün serbest bırakılmış. Ne düşünüyorsunuz? Mahkeme serbest bırakmış o iki kardeşi. Şimdi o insanlar en büyük cezayı alması lazım. Hamile eşim var diyor. Tabii bu sokaklar hepimizindir. Kabadayılık sokakta olmaz. Hukuk devletidir burası. Onu bırakan hakim nasıl bir hakimdir? Nereye hizmet ediyor? Düşünmek lazım. 150 kişi çalıştırıyormuş. Baklava izinleri sahibiymiş. Yazıklar olsun. Yazık günah, insan hale gelir. Yazıklar olsun. Onu bakan, bırakan hakime de yazıklar olsun. Çok büyük saygısızlık. Bu hukuk skandalı. Bırakılmalar değil mi? Yanlış, çok yanlış. Manyaklık başka bir şey değil. Adalet hiç çalışmıyor demektir. Adaletin bırakılmamalarım lazımdı. Tabii adaletin çalışmadığı yerlerde hak ve hukuk durumuz. Suriyeli mi? Yok Türk. Baklava zincirini sahibi. Hiç onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Ya Allah kahretsin yani olacağı bu. Hak hukuk olmayınca başka bir şey bekleyemezsin çünkü hak hukuk adalet yok. Hapiste olmaları mı lazımdı sizce? Bırakılmamaları. Tabii ki hapiste olması lazım canım. O zaman kim kime kızarsa gitsin sokakta tekme tokat devirsin, yıksın, yapacağını yapsın. Hak hukuk adalet yok yani onun için. Bunlar da yaparlar yani ben. Çünkü ceza yok. Cezada belli kesimlere var. Ancak gazeteciye var. Efendime söyleyeyim. Biraz bunu açın. Gazeteciye ceza var dediniz. Nasıl mesela? Ya gazeteci bir şey yazdığı zaman işte bunları yazarsa gazeteciyi Silivri'ye gönderiyor. Bizim de şu an 20 tane davamız var. He. Buna hakaretten şuna bundan. Yani gerçekten çok zor. Allah yardımcınız olsun. İnşallah hak hukuk adalet gelir bir gün bu ülkeye ama. Gelir mi sizce abi? Valla bu durumda gözüm kesmiyor. Bunda şimdi beyni uyuşmuş. Yani ya ver aşağı yapılacak. Abi yok ya niye 23 Haziran'da vatandaş kararını verdi. Tayyip'in adamını seçmedi. Ya vatandaş demek bir şeyin vatandaş farkında da ben hala vatandaşa güvenmiyorum. Vatandaş diyor ki reisime dokunma. Reise gelince gene dokunmuyorlar yani. Bu yani Yahudi büyüsü mü yapmış vatandaşa ne yapmışsa. Ondan sonra bir Yahudi büyüsü ya yeni duydum ben. Ben de işte onu geç öğrendim. Tayyip her seçim öncesi bir Yahudi büyüsü yaptırıyor. Şuraya bakarak konuşalım da ha. Yahudi büyüsü. Evet. Nasıl öğrenir öyle o bize de bir bahsedin nasıl Yahudi büyüsü? Ya işte. Siyonist büyüsü mü? İşte ne bileyim ya onun ona göre hocaları vardır. Bir şeyler yapıyor. Yapıyor Allah kahretsin yani. Abi senin bu Tayyip muhalifi ne zaman başladı? Niye böyle kızgınsın? Ne oldu mesela sana? Abi. Zarar ne oldu? Tayyip millet ne? Diyor ki köprü yaptı, yol yaptı ya, işte. Alsın köprü yol onun başına çıksın. Ya köprüyle yolla bir insanın karnını doyurmuyor. Şimdi benim ona nefretim nedir biliyor musun? Bilmiyorum. En önce ayrımcılık yapıyor. İlk baştan beri mi kızgındın daha sonra mı kızın Tayyip'e? 5 yıldan sonra. İlk 5 yıl kızmıyordun. Ha, yok kızmıyordum. Peki kopma nokta ne oldu abi? Kızma en önemli. Benim Tayyip'te kopma noktam şu oldu diyecek ne var? Benim kopma nokta nefretim şu. Alevi düşmanlığı yapıyor. Din istismarlığı yapıyor. İnsanlar arasında ayrımcılık yapıyor. Alevilere kibrit çöpü kadar bugüne kadar zerre kadar bir hizmet bir faydası dokunmuş değil. Eline abi yapılan yok. Köprülerde yollarda hepsi geçiyor yani ayrım sünni alevi yok. Geçmiyor para mı var parayla geçiliyor. İş yok para yok nasıl geçeceğim? Geziyorsun abi. Yollarda. Ya o yolları onun babası mı yaptı? Bu yollar zaten vardı ya. Ya ben 60 senedir biliyorum bu yollar vardır ya. Öyle mi diyorsun? Ya öyle tabii ya. Her şeyi kendi üzerine mal ediyor. Ona kalırsa İnönü Üniversitesi'ni de ben yaptım diyor. Bilmem Menderes Üniversitesi'ni de ben yaptım. Demirel Üniversitesi'ni ben yaptım diyor. Ama beyni uyuşmuş. Halk inanıyor. Alkışlıyor. Yani ben nasıl fıttırmayayım yani? Kızgınsın halka. Ya halka da kızgınım, Tayyip'e de kızgınım. Şimdi Tayyip'e kızgını anlıyor mu? Halka kızma olur mu? Halka da kızıyor. Halka kızıyor. Zaten halk onu bu gücü veriyor. Şimdi Cenab-ı Allah diyor ki hırsızı, arsızı, suçluyu, katili diyor kim diyor desteklerse onun yaptığı suçlar, günahların yarısı, %50'si o kişinin omuzunda. Şimdi bu oy verenlerin %50'si onun günahlarını çekiyor farkında değil beyinsizler. Yani beyinsiz bir toplum derim yani ben bunlara. Evet.
Ya çoğu da diyor ki canım feda olsun diyor. Affedersin eşim ona helal olsun diyen dün, ya münafık bunlar, din düşmanı bunlar, insanlık düşmanı, Allah belasını, nasıl düşman olmuyor bunlara ya? Nasıl ya, dayanamıyorum ya, bunlara insan diyemem ben ya. En aşağı 6 ay yatmalar lazımdı. En aşağı 6 ay yatmaları lazım. Şehirde eşkalı, hamile bayanı, iyice hamile bayanı arabanın içinde işkence yaptılar. Yok, en az 6 ay. Vurdular, ayağıyla vurdular. Aynayı kırdı, arabanın üzerine çıktı. Nedir bu? Bu insanlık mı? Bu terbiyesizlik mi? İnsanlık değil bu. Velev ki bayan olmasa bile şiddet olur mu hiç, değil mi efendim? Hiç olmaz. Her kim olursa olsun. Hele hele bayan. Hele hele hamile bir bayan. Olur mu ya? Ne 6 ay razı gelir buna, ne kul razı gelir. En aşağı 6 ay yatmaları lazımdı. Millete örnek olurdu yapar. Örnek olurdu. Bir daha bir kimse yapmaz. Yaparım, ilk mahkemede çıkarım diyecek millet, değil mi efendim? Böyle olacak. E ne olacak yarın? Aman ya, 2 gün yatarım çıkarım, 3 gün yatarım mesela çıkarım diyecek. Caydırıcı değil mi cezalarımız? En aşağı 6 ay yatması lazım. İzledim. Bence yanlış bir şey. Serbest bırakılmamaları gerekiyor. Ne tür bir ceza verilmesi lazım? Vallahi abi biz aynısını biz yapsak, bize ne ceza veriyorlarsa ona iki katını versinler işte ya. En az 6 ay yatmalıydı, değil mi? Tabii. Öyle iyi bir şey değil. O canlısız yani. Ne de yapıyor? O da insan. Niye bunu yapıyorlar? Tamam mı? Bırakılmaları doğru mu yanlış mı efendim? Yok, bırakmayacaklar. Onlar. Ne kadar hapis almaları lazım sizce? Vallahi şeyine göre artık, cezasına göre. Tabii ben öyle kanunlarda anlamadığım için bir şey söylemiyorum kesin olarak. Ama en az 6 ay yatmaları lazım değil mi o cezaya göre? Tabii. Tabii. O biraz cezayı anlasınlar. Ha tabii, o cezayı görmeleri lazım. Ha, yazık işte. Yazık. Ve bayan içine hamile bayan var diyor, yine dinlemiyor. Vay, çok yazık. Çok yazık. Arada kınıyorum. Bakın, serbest kalmaması lazım. Suriyeliler yaptı değil mi bunu? Yok, Türkler yaptı. İki tane baklavacı Türk kardeş. Onları da bırakmamalar lazım. Bırakılmaması lazım. Cezası ne kadar hapis yatmaları lazım sizce? Vallahi en büyük hapisi vermez. Hamile kadın öyle şey derim, tekmelenir mi ya? Yazık, günah ya. En büyük ceza alması lazım. En büyük cezayı alması lazım, evet. Öyle mi? Evet. Bugün serbest kaldı. Yanlışlık vardır belki. İşte mahkeme diyor ki zaten deliller şeyde dışarıdan yargılıyız. Hapiste durmalarına gerek yok diye serbest bıraktı. Yargılama devam ediyor ama hapiste yatmayacaklar. Peki o zaman onun yakını geçse de ona bir bile öldürse suçlu mu olur? Allah korusun, öldürmesin de. Hayır, öldürür yani. Yani sen burada onu, mahkeme onu yanlış mı karar verdi sizce? Ya kararı elbette yanlış kardeşim. Onu 10 yıl mı yargıladın? 10 yıl içerisinde onu atacaksın, içeride duracak. Bir daha kimse öyle yapmaz değil mi, ceza ağır olsa? Ya yapmazsın arkadaş, böyle bir şey olunur mu? Adam diyor ki eşim hamile, yapmayın etmeyin, vuruyorlar, kırıyorlar. Ya duyuyorlar. İnsanlıktan çıktı mı o insan? İnsanlıktan çıktıktan sonra insan değildir, atacaksın içeriden çıkmıyor. Serbest bırakmış. Öyle bırakmışsa yani adaleti ne diyeyim? Şimdi bir kadın toruna o kadar emek verdi, büyüttü, bir toruna terlik attı, sırf dedi efendi ol, o anede o öfkeden kadına ceza verdi. Kaç senelik camide temizlik yapmıştı, ona ceza verip buna vermese tam adalet, ben şimdi farkında olayım, bakayım devamlı kahroluyorum. Özellikle tam kötülük, affedersiz kötülük yapan, şiddet yapan serbest ediyor. Hiçbir şey yapmayan saçma şeyleri mahkeme götürüyor. Ne kadar ceza almasa, gerçi dava devam ediyor ama ne kadar ceza alması, hapiste yatması lazım? Yani en az bak o kadar hani sebepsiz yeri insan o kadar ceza verir, en az onun kadar da ceza vermesi lazım. Yani o kadar da vermesi lazım. Adalet diye bir sistemimiz var diye geçiniyoruz ama adalet diye bir şey yok bu ülkede. Eğer şahsen adalet olmuş olsaydı bence onlar tutuklanmaları gerekirdi. Ben çünkü bugün onlara yaptı, ona yapan... Ne kadar ceza almaları lazım hapis? Ya en az, en indirim ne kadar sen, en hafifi ne kadar sen, en yani görürsün yani sonuçta, çünkü o insanı bırakırsan yarın ceza bir başkasına ceza... Serbestte bırakmasınlar, niye bırakıyorlar ki? Öyle bırakıyorlar, ediyorlar bizim yani kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza her zaman kötülük yapıyorlar yani arabalarda. Ne kadar ceza hapis yatmaları lazım sizce? Hiç bırakmasınlar. Öyle mi? Tabii canım, hiç. Bu da biraz ağır değil mi ya? Çoluk, hayır, bırakmasınlar. Ağrısı onlar da yapmasınlar. Neden yapıyorlar? Savunması şu, ben şeker hastasıyım, kendimi kaybettim, özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi, oldu diye. O kadar söylüyor. Şeker hastalar var, hep kaybedip de kadınlara mı saldırıyorlar, arabalara mı saldırıyorlar? Saldırmasınlar. Evlerinde otursunlar şeker hastası, yiyip de yarın çıkmasınlar öyle. Onları da en ağır suçla suçlanmalarını istiyorum. Yanlış. Yanlış tabii. Bırakmaması ama mahkeme neye karar verdiyse onu da saygıyla. Artık yapacak bir şey yok. Yani mahkeme onlar artık.
ne düşüneceğim? Söyle fikrini. Ya fikrimi nasıl, ben nasıl diyeceğim? Nasıl serbest kaldı? Ne kadar ceza almaları lazımdı? Yani adalet nasıl, nasıl serbest bıraktılar onları? Ben öyle hayret ediyorum yani. Bırakmamaları lazım değil mi? Tabii, tabii ya. Biz ne kadar cezası? Ya biz de gördük. En az 20'den aşağı olmamalı. 20 ay mı? 20 yıl. 20 yıl? He. Çok değil mi? Yok. Niye öyle yaptılar bak? Değil mi? Hem hamile kadın vardı içinde, değil mi? Hem bağırıp çağırıp ya ben hamileyim ben. Ha, o arabanın üstüne çıkıyor, camiyi kırıyor. Eğer onları demek ki yakalasaydı ne yapacaktı? Değil mi? 20, 20 yıl öldürürdü belki de. Yok tabii. Valla yani belli olmaz yani. 20 yıl o zaman versin. Ha. Ben görüşüm benim. Normal Türkiye'nin adaleti bu işte yani. Sizce ya ne olması lazımdı? Yani ceza alması gerekiyordu. En az ne kadar yatması lazımdı? Yani daha dava bitmedi de. Onu bilmiyorum da yani ceza alması gerekiyordu yani. Belki ceza daha alır çünkü daha bitmedi dava da. Ya ama serbest bırakılmaması lazımdı yani. Ya terör suçundan yargılanmalı. Terörden mi? Evet. Niye terör? Çünkü... Terör estirdi. Evet, günahsız insanlara saldırıyorsun ya. Araba yumrukluyor, evet. Hayır, aynısı yapılmadı mı? Sürekli yapılıyor. Bunun cezası 50 sene. Onlar hepsi terörden yargılanmalı diyorsun. Evet, öyle diyorum. Çok doğru, mantıklı. Çünkü sen niye keyfen kafana... Terör estirmiş. Evet, alkollü araba kullanma şansın var mı abi senin? Sen kimsin alkollü araba? Hepsi terörden. Avrupa'da alkollü kullansın bakayım, 50 seneyi yapıştırıyorlar. Daha çıkabiliyor mu? Yapıştır gitsin diyorsun. Evet, 50 seneyi yapıştır, hiç indirimsiz. Bak, onları çıkardan hakim, hakim de... Bence şerefsiz yani, o hakim şerefsiz. Öyle demeyelim de belki belki deliller vardır. Ben diyorum şerefsiz. Bile bile adamları zopa atıyor. Bak geçen hakimin öğretmen savcının oğlu ne yaptı? O şerefsiz değil mi o hakim, o savcı? Oğlu terör estiriyor. Bu kıza ezdi falan oluyor değil mi? Evet. Arabasıyla evet. Bunu yayınla, şerefsiz. Aa, versin beni mahkemeye, ben de onu vereyim mahkemeye. Söylüyorum diyorsun. Bence yanlış bir şey yaptılar yani. Serbest bırakılmamalılar. Ceza... yanlışlık yapanlar cezasını çekmeli. Ne kadar hapis almalıydı onu? Ne kadar yatmalıydı? Bence 20 sene yatmalıydılar yani. 20 sene. Hem çok değil mi 20 sene? Çok değil. Çünkü oradaki insanların, onlar öldürseydi değil mi? Ölseydiler, onlar geri gelecek miydiler? Gelmeyecekler değil mi? Yok, gelmeyecek. Gelmeyecekler. Onun için 20 İlla sene... öldürmemesi lazım. Şimdiden 20 sene alsın. Bak 20 sene alsın. Bir de idam olsun. Artık yani bazı suçluları devlet assın. Benim oğlum olsa dahi assın yani. Bak benim engelli oğlum var. Benim kiram var, faturam var, oyun var, buyum var. Gidiyorum şeye, diyorlar ki oğlunu verelim yurda. Niye ben oğlumu yurda vereyim? Bana imkan sunsunlar, benim oğlumu eğitsinler. Benim oğlum ağır otizmli. Yani Suriyeliler burada fink atıyor. Ben Suriyeli'den 20 milyon alıp da buraya geldim. Şerefsizim, yalan diyorsam. Sana yardım etmiş. Ya, ne güzel. Kendi vatanımda borç aldım ondan. Borç aldım ben onu. Ben şunu istiyorum Cumhurbaşkanımızdan. Suriyeliler artık gitsin. Bak gitsin, canımıza yetti. Abla ne güzel, sana 20 lira borç vermiş işte. Niye sen bu kadar... Ya boş versene sen ya. Vermesin diyorsun, gitsin. Vermesin gitsin ya. Benim olsun param, benim. Direkt benim olsun. Devlet benim oğluma bir imkan tanısın. Benim abla zaten engellilere veriyorlar. 1500 lira para veriyor size. Engellilere alıyorum 1300 lira bak. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan ama... Yani onunla yetiyor mu? Benim beyim yok, kiracıyım, faturam var, elektriğim var, suyum var, oğlumun istekleri var. Bak Hilmi Başkan'dan kürsü istemişti, geldim onu demeye, göremedik Hilmi Başkan'ı kimseyi de. Yani Allah hidayet versin. Yani normalde bile biz güvenlik sorunu yaşarken başkalarının gelip bunları yapmaya hiç hakkı yok. Kendi ülkemde özgür olmalı. Yapan zaten Suriyeli, bizim Türk baklava, 150 kişi çalışan bir iş adamı. Bizim kendi sorunlarımız var zaten. Yani bizim ilk önce kendi vatandaşımızın yetişmesi lazımken bir de kalkıp Suriyeli'yi yetiştirmek, eğitmek gibi bir şeyle uğraşmamamız lazım. Yok, bu kişiler bugün serbest bırakıldı. Bunların bırakılması için ne düşünüyorsun? Hakim mi yanlış yaptı? Yanlış karar. Bırakılmamalı. 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 Yani bu hakimler neye göre, hangi yasalara göre karar veriyorlar bilmiyorum ama iki dudağın arasında kalmamalı. Bir de o hamile bayana sorsalar bakalım ne diyecek? O diyor benim psikolojim bozuldu. Daha önce çocuklarım çok halen üzülmüyor. O bebeğinde bile o korkuyu görecek. Bebeği 8-10 yaşına gelsin, o bebeğinde o korkulu bir çocuk olacak yani. Bizimkiler yaptı yoksa... Bizimkiler yabancı. Türk. O yanlış. Yanlış değil mi? Yanlış. Bırakılmaması mı lazım? Vallahi ne diyelim. Adalet bizde son belli. Sorumuz da... O yargının verdiği bir karardı. Ona ben bir şey söyleyemem. Doğru mu? Karar doğru mu yanlış peki? Demek doğru
bulmuş hakim ki karar vermiştir yani, bilemem ki ben onu. Bunu yapanlar tabii Suriyeliler mi oluyor? Yani? Yok, Türk, bizim baklavacı, 150 kişi çalıştıran fabrikatör diyelim. İki tane kardeş. Vallahi şimdi şöyle, o konuyla pek fazla bilgim olmadığı için yani olumlu bir bilgi vermek istemiyorum. Ama bence yanlış. Şiddet iyi değil. İyi de, şiddet iyi değil tabii. Son sorumda... Şiddetin en kötüsü, en iyisi daha iyi değil. Ya ben adaletin çok olmadığını düşünüyorum ya. Ülkede hani maalesef yani. Yani adalet sisteminin çok güzel çalışmadığını inanıyorum. Bırakılmamaları gerekiyordu değil mi? Tabii ki bu yani. Yani sizin başınıza gelse sizin bırakılmalarını ister miydiniz tabii yani? Herkes yani, dolayısıyla adaletin olmadığı bir yerde de huzurdan söz etmek mümkün değildir. Arabayı yumrukladılar, evet, tekmelediler. Nefret ediyorum. Bugün niçin serbest bıraktılar? Evet, niçin? Niçin serbest bıraktılar? Yani daha fazlasını yapsınlar diye mi? Demek ki herkes kendi şeyini kendi... Ne kadar yatmaları lazımdı efendim sizce? Yani bilmiyorum ama 4-5 sene en az yatması lazımdı. Beni yaraladı. Bir de serbest bırakmalarını anlamıyorum. Sonra tekrar yani ne demek? Daha başkalarına... Mahkeme şöyle diyor. Deliller elimizde. Biz serbest bıraktık ama davaları devam ediyor. Ama öyle, o zaman öyleyse birçok insan yatıyor Silivri'de. Birçok insan yatıyor. Ne olduğu belli değil. Daha şeyleri belli değil. Birçok insan yatıyor. Bir tweet atanlar yatıyor. Bu nasıl? O olay içimi çok yaralamıştı. Çünkü aynı şey benim de başıma geldi. Ben öğretmenim. 35 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca çocukluğumdan bu yana hiç küfür etmedim. Küfrü hiç sevmem. Ama bazen öyle şeyler yaşıyorsunuz ki trafikte sizi insanlar sıkıştırıyor. Yani sol şeritte gidiyorsunuz, önünüz dolu, orta şerit dolu, sağ şerit, adam arkadan habire selektör yapıyor. Ya ben nereye kaçayım? Nasıl yol vereyim? Yani insi şimdi burada bırakmıyor. Burada aslında belki dövecek hanım. Tabii. Yani bu ne kadar hapiste kalmaları lazım onların? Bu onlara belki hapis değil ama onlara öyle bir ceza verilmeli ki onlar bu cezayla alınlarına böyle şey gibi kalmalı, mıh gibi kalmalı o zaten ceza. Zaten diyorlar sosyal medyada bize yapılan şeyler en ağır ceza oldu. Biz kimsenin yüzüne bakamıyoruz. Bankalar kredilerini 150 kişi çalıştırıyor, iş adamlarmış onlar. Bankalar kredilerini geri istedi. Bir sürü problem yaşadı. İşte toplumun tepkisi bu. Toplumun tepkisi ve bu çok güzel bir şey. O yüzden hukuk her zaman hukuk olmuyor. Daha basının toplumu şeyle. Evet, evet. Biz ceza aldık diyorlar. Çok perişanız evet, diyorlar. Bu çok güzel bir şey ama şuraları eğer yaralandıysa çıkıp insanlara bunu duyursunlar, özür dilesinler. Özür dilin aslında. Yani dilemeleri tabii şuradan dilemeleri gerekiyor. Onu da söylerken hissettirmeleri lazım. Yani insanlar görüyorlar çünkü. Yapılan davranışları görüyorlar. Bunlar çirkin şeyler. Yani serbest bıraktı. Yani abi her... Ama cezaevinde çıktılar. Yani her zaman adalet olmayabiliyor abi. Burası Türkiye. Adalet olmadı mı? Yani her zaman olmuyor. Yanlış tabii. Bir insan bir kusur işlemişse o kusurun mutlaka cezası olmalı. Neden ödemeli?